Gel. Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Kangal köpekleri hakkında derlediğimiz bilgiler doğrultusunda aydınlatıcı bilgiler paylaşacağız. Kangal köpeği, çoban köpeği, koyun köpeği, Türk bekçi köpeği olarak da adlandırılmaktadır. Anadolu aslanı da olarak da adlandırılan Kangal köpekleri hakkında pek az bilgilere rastlanılmaktadır. Milattan önce Asurlular ve Babil imparatorlukları zamanında oluşan bu tür ırk geçmişten günümüze kadar bozulmadan günümüze kadar üremeye devam etmektedir. Bir Kangal köpeği 2 metreye kadar boylanabilmektedir. Türkiye'de en güçlü, en kuvvetli, sadık ve asil Kangallar Sivas Kangalları olarak da bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda Hint Kralı Sultan Yavuz Sultan Selim'e veya 2. Murat'a hediye ettiği Kangal köpeğini o zamanki zamanda Yavuz Sultan veya 2. Murat sarayda bulunan aslanın Kangal köpeği tarafından boğulduğunu görmüştür ve sonrasında savaşlarda Yavuz Sultan Selim her gittiği savaşlarda bu Hint kralının hediye ettiği Kangal'ı götürmüştür. Ve böylelikle bir zaman zarfında Kangal köpeği de kaybolmuştur ve bütün aramalara karşın bulunamamıştır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi kitabında da Kangal köpeğine işaret etmiştir ve bu köpeğin aslanı boğduğunu gördüğünü seyahatnamesinde anlatmıştır. Savaşlarda kullanılan Kangal köpeği kaplan, ayı ve aslan ve sırtlanlara ve kurtlara karşı acımasızca saldıran ve bir aslanı kolaylıkla mağlup eden boğan, kurdu kolaylıkla boğan Kangal türü başka hiçbir köpek türünde böyle güç ve asalet bulunmadığı için Anadolu aslanı ismini bundan almaktadır. Bir çoban köpeği yaklaşık olarak 20 yıl kadar yaşayabilmektedir. Ancak en verimli dönemi 5 yaşlarındaki dönemidir. 3 aylık bir gebelik döneminden sonra yavru köpekler dünyaya gelmektedir. Yani ortalama bir köpeğin hamilelik dönemi 100 gün olmaktadır. Yani 100 günde bir köpek hamilelik dönemi bittikten sonra yavruları dünyaya gelmektedir. Çok iyi bir ırk, hayvan türü, kangal türü edinmek istiyorsak bunları çiftleştirmesini mutlaka kendi elimizde yaptırmalıyız. Nasıl yaptırmalıyız? Örneğin dişi bir kangal köpeğiyle erkek bir arı kangal köpeğini çiftleştirdiğimizde gel oğlum, çok daha asil ve kaliteli kangal ırkı dünyaya gelebilmektedir. İşte iki farklı ırkları sürekli insanoğlu başka canlıları değişik ırklarla çiftleştirdiği için günümüze kadar ulaşan çeşitli hayvan ırkları bu şekilde var olmuştur ve ırkları her geçen gün çoğalmaktadır. Kangal köpeklerinin beslemesi oldukça kolaydır ve yemeği de yavru olarak adlandırılan un bulamacı olarak kullanılmaktadır. Yani bildiğimiz o 18 kiloluk petrol şeyleri, yağ tenekelerini yağ bittikten sonra onun teneke makasıyla üst tarafındaki kapağı keseriz ve kestikten sonra iki tarafına bir çivi yardımıyla keser yardımıyla delik denilir ve buraya inşaat teli takılarak tıpkı bir kova misali oraya sap yapılır. Sonrasında bir ocağa ateş yakılır ve bir sayacak, yani tencere veyahut da o tenekeyi koyacak bir aparat yapılır taştan veya demirden. Sonrasında tenekeye konulan suya belirli bir miktarda kaynadıktan sonra mısır unu, arpa unu veya buğday unu veya çavdar unu, hangi bitkinin unu varsa o un katılır ve o unla
su kaynadıkça Gel. unu da içine attıktan sonra bir sopa yardımıyla bunu sürekli bir çorba karıştırma misali karıştırılır ve bir miktar da tuz atılır. Ve böylelikle 15-20 dakikalık bir kaynamadan sonra kangal köpeklerinin yemeği olan yal O beyazlığı çok hoşuma gitti. ortaya konulur ve bir taştan oyulan veyahut da kullanılmayan bir tencereye konularak kangal köpeği bu şekilde en asil olarak da beslenebilmektedir. Kangal köpeklerinin kulaklarının niye kesildiğine dair bilgileri paylaşacak olursak, genellikle insan hakları ve hayvan hakları savunucuları bu köpeklerin kulakları kesilmesiyle ilgili çok yani hassas davranmaktadır. İşin doğrusu şu şekildedir. Elbette bir canlıya eziyet etmek Kalın arasına suçtur, zulmündür. kaybolur. Ancak Anadolu'da Yörük'te çok eski çağlardan beri kangalları kurtlarla boğuşturmak için ve koyun ve keçileri sürüyü kurtlardan korumak için yani boğuşma esnasında kurdun üstün gelmesini önlemek için mesela bir kurtla kangal boğuştuğunda kangalın boynunda çeper olur. Yani dikenli tasma olur. Ve kangalla boğuşan kurt yani mutlaka diş geçirebilir, yakın sığabilecek bir yer arar. İşte kangalın kulağı bu şekilde hassas olduğu için tıpkı insan kulağı gibi hassas olduğu için eğer köpeğin kulağından kurt asılırsa ve köpek orada mağdur olur ve mağlup olur. İşte bunu önlemek için çoğu eski çağlardan günümüze kadar yörükler kurt boğuşmalarında kangalın kurda karşı mağlup olmaması için kulaklarını daha çok küçükken yavruyken kesilmektedir. Fakat bazı yörelerde çok fazla kurt olan bölgelerde yine kangal köpeklerinin kurda üstün gelmesi için ve kurt karşısında savunmasız kalmaması için yani bazen de kuyruklarını kesebilmekteler. Videomuzdaki hayvanların hiçbiri bize ait değildir. Sıradan rastgele köylerde, kasabalarda gezerken denk gelen yani yörüklere ait köpeklerin videosunu rastgele çekmekteyiz. Köpekler, kangallar genellikle ulusal hayvanlar. Özellikle çocuklara ve kadınlara karşı son derece savunmasız durur ve sahibine karşı da son derece de durur yani savunmasız durur ve sadık olur, ona itaat eder. Eğer bir kangala, asil bir kangala sahibi bağırıp çağırıp azarlarsa kangal suçluluk duygusu hissederek sahibine karşı çok itaatkar davranarak böyle suçlu mağlup durumda görünerek kendini sahibi tarafından affettirilmek için uğraşmakta ve böyle çeşitli sesler de çıkarabilmektedir. Ancak bir özgürlüğü elinden alınan insan gibi hayvanlara da bir kedi de olsa köpek de olsa bir zincire vurup bağlanıp hapsedildiğinde veyahut da özgürlüğü elinden aldığında bir sokak köpeğini dahi bağlasak yani hırçınlaşır, bağırır, çağırır, havlar vesaire kendince çabaltılar gösterir. Ancak insanoğlu yüzyıllardan beri gerek savaşlarda gerekse yabani yırtıcı hayvanlara karşı kullandığı kangal köpeğini sürü emniyetini korumak için ve kanatlı hayvanları yabani yırtıcı hayvanlardan korumak için yani mecburi koşullarda bu kangal köpeklerini bağlayabilmektedir. Avcılık sektöründe de son derece kullanışlı olan kangal köpeği